Zat tecellisi. Önce zat üzerinde bir tarif yapalım. Bunu yapalım, bilesin. Zat mutlak vücuttan ibarettir. Vücudu burada sadece var manasında kabul etmek icap eder. Mutlakı dahi tam bir bağımsızlık olarak almalıdır. Vücut mevcut dediğimiz zaman biz bu alemlerin vücudu, insan vücudu gibi varlık olarak anlamaktayız. Burada mutlak vücut var anlamında. Ama var anlamında da değil, madde bir varlık anlamında da değil ayrıca. Vücudu mutlak, yani Allah'ın mutlak varlığı manasında. Bu mevcut alemler değil de var anlamında. Vücudu mutlak mı? Vücudu mutlak, mutlak vücut yani. Bu mutlak vücut tecelli ettiği zaman vahdet-i vücut hükmünü, ismini alıyor. Ve bunun hakikati de vahdet-i şuhud. Yani müşahede ehli, müşahede eden de vahdet-i şuhudla müşahede etmiş oluyor. Mana yukarıda anlatıldığı gibi olunca itibarların, izafetlerin, nispet bağlantılarının, vecihlerin tümden düşmesi icap eder. Şimdi bir şey var diyoruz. Bunu biz var olarak kabul ediyoruz. Aslında bu itibari bir varlık. Yani bir şey ifade etmek için onu varlıkla ifade etmemiz gerekiyor, belirtmemiz gerekiyor. İşte atomun etrafındaki çekirdekler gibi itibari bir varlık olarak onlara göremiyoruz gözümüzle, elle tutamıyoruz, tartamıyoruz. Ama var olduğunu, mevcut olduğunu da biliyoruz. İşte bu ne diyor? İtibari bir varlık. Yani itibar ettiğimizden dolayı var. İtibar etmek bir manada yönelmek manasına değil, varlığını kabul etmek manasında. Göremediğimiz halde aklımızı şimdi görebiliyor muyuz? Bak, itibari bir varlık. Yani ona varlığını, yani varlığını, var olduğunu müşahede ediyoruz ama görüş şuhuduyla değil, ilmi olarak, bilgi olarak varlığını. İlmel. Ha, var, ilmel, ilmel de değil. Gayben ama ya iman hakkal yakin iman olarak gayben. Öyle diyebiliriz. Tabii, i̇man tabii, değil. İlimde soyut diyorlar. İlimde soyut. Var olduğu bilinen fakat gözle tespit edilemeyen. Hı, soyut. Ha, soyut bu olursa somut oluyor. Ya, elle tutulan. Bu somut. Evet, evet, evet. Soyut ama varlığı kabul ediliyor. Evet, evet. İşte izafeten bu kabul ediliyor. Bir de bir de neydi bu kelime? İtibari olarak. Varlığı itibar ediliyor. Yani itibar ettim, ben bunu yücelttim falan manasında değil de varlığını kabul etme manasında. İşte yukarıda mutlak zat dediği de o zaten. Mutlak vücut. Bu mutlak vücut dediğimiz sadece bir zattan ibarettir. Öyle bir sadelik ki onda hiçbir zuhur düşünülemez. Bak, mutlak vücut dediği halde anladığımız manada bu somut bir vücut değil yani. Ama var. Nasıl şimdi bak, aklımızı biz görebiliyor muyuz? Ona bir mekan tayin edebiliyor muyuz? Ruhumuzu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama mutlak varlığını müşahede ediyoruz. Mutlak neden? Vücut. Onun zuhurları ve faaliyet sahasındaki gösterdiği faaliyetlerle. İşte bizde o akıl olmasa, ruh olmasa burada ne yürüyebiliriz, ne konuşabiliriz, ne bir şey düşünebiliriz. Hep yaptığımız şeyler onlar. Bak, kelam diyoruz. Kelam madde olarak tutabiliyor muyuz bir şey? Somut bir şey yok. Tutamıyoruz. Ama itibari olarak kabul ediyoruz bunun varlığını. Anlaştın mı? İşte Allah'ın zatı da böyle. Söz olarak daha sonra. Sonra burada açığa çıkıyor ama hiçbir şey yok görünüşte.
Bak dediğimiz sadece bir zattan ibarettir. Öyle bir sadelik ki onda hiçbir zuhur düşünülemez. Bak. Özellikle ismin, vasfın, nispetin, izafetin ve diğer zuhur gereken şeylerin hiçbirisi yok. Sözü geçen şeylerden yana herhangi bir zuhur olursa bu zuhuru zuhur ettiği yere bağlamak icap eder. Çünkü zat parçalanma kabul etmez, bütünleri ve parçaları kapsamına alır. O özünde böyledir, nispetlere ve izafetlere gelince bunları zatın bekasında bilmelidir. Hatta daha ileri bir mana ile zatın ahadiyet saltanatı altında kimliklerini ermiş bilmek gerekir. Yani bütün varlıkların kimliklerini ahadiyet saltanatında ermiş bilmek gerekir. Zatta bir vasfa yahut bir isme yahut vasfa itibar edildiği zaman bu, o itibar edilen müşahede makamının hükmü olur, zatın değil. Yani neyi nerede müşahede etmişsen o makamın hükmüne göre müşahede etmiş olursun. Zatın durumu mutlak vücut şeklinde anlattığımız manaya göredir. Dikkat edilirse kadim vücut, vacip vücut demiyoruz. Ta ki o bu gibi tabir bağları ile bağlanmaya. Ancak şunu da ifade etmek icap eder ki burada zattan murat olunan mana kadim, vacip, var olan zattır. Bunu da böyle bilmeli ki mutlak vücut sözümüzden onu mutlak tabiriyle de bağlamış olmayalım. Bak mutlak vücut dediği zaman bile mutlak tabiriyle bağlamış oluyorsun diye. Ya. Tabiriyle de bağlamış olmayalım. Kaldı ki böyle bir manayı mutlak tabirinden de çıkarmak mümkün değildir. Yani başka da lisanda anlatacak da başka kelime yok. Zira mutlakın kendisinde şekillerden herhangi biriyle hiçbir bağın olmayışıdır. Yani tam bir bağımsızlık. Bu manayı anlamaya çalış. Cidden bu manaya çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ömrümüz olsa da kıyamete kadar şu kitabı okusak yine bitiremeyiz. Her sayfasını diyelim ki her sayfası diyelim ki bir senemizi alacak çalışmada yani. Her sayfası bir senemizi alacak tahakkuku için. Zatın kendi özelliği içindeki durumunu yukarıda anlattık. Şimdi onun kendine has makamdan inişi üzerinde duralım. Bu da bilmen gereken bir mevzudur. Zat kendi sadeliğinden de sırf olma durumundan indiği zaman onun üç tecelligahı olur. Yine bu üç tecelli makamı onun sadeliği ve sırflığı içindedir, ona bağlıdır. Şimdi o üç tecelligah saymaya geçelim. Birinci tecelligah ahadiyettir. Burada zatın inişi itibarlardan, izafetlerden, isimlerden ve sıfatlardan bir şey için değildir. Hatta sayılanların dışında kalan bir şey içinde değildir. Sayılanlardan hiçbirinin onda zuhuru yoktur. Sırf zattır. Yani ama iyetten ahadiyete tecellisi. Ancak sadeliğinden inişi hükmüne göre ahadiyet nispeti denip bağlanmıştır. İkinci tecelligah hüviyettir. Burada da yine önce anlatılan izafet ve bazı şeylerin zuhuru yoktur. Ancak ahadiyetin zuhuru vardır. Bu makamda hüviyet zatın sadeliğine katılmıştır. Ancak ahadiyetin zata katılması gibi değildir. Ahadiyet daha ileri geçer. Bu biraz daha akla yakındır. Sebebi bu makamdaki gizlilik akıl yolu ile bilinsin. O hu yani demek suretiyle gaibe bir işaret yolu bulunsun. Bu mana burada ancak bu kadar anlatılır. Anla. Üçüncü tecelligah inniyettir. Bu makamda yine diğerleri için bir zuhur yolu yoktur. Ama hüviyetin zuhuru vardır. Burada zatın sadeliğine takılma vardır. Lakin hüviyetin katılmasına benzemez. Bu biraz daha iniktir. Halk cephesine, maddi sayılara biraz daha dönüktür. Sebebi de sonradan yaratılan hadis şeyler, huzur ve hazır gibi manalar akıl yoluyla bilinsin. Haliyle bu gibi şeyler, yani sonradan
yaratılan hadis şeyler rütbe itibariyle, akıl yolu ile bilinsin, saklı ve gaib durumları ile tabir edilen şeylerden bize daha yakındır. Bu manayı iyi anla ki ayetle belirteceğimiz hususları kavrayabilesin. Düşün ki Yüce Allah, o ben Allah 27'ye 9 buyurdu. Bu yüce kelamdaki ben kelimesi ahadiyete işaret sayılır. Çünkü o sırf ispattır. Onda bir takyit yani bağlamak, bağlılık yani kayıt yoktur. Aynı şekilde ahadiyeti sırf mutlak zattır. Kendi dışında bir şeyle bağlılığı yoktur. O 27'ye 9 zamiri ise ahadiyete mülhak olan hüviyete işarettir. İş bu mana icabıdır ki benlikle terkip edilerek meydana çıktı. Böylece ben 27'ye 9 kelimesi inniyet ahadiyetine mülhak olan hüviyete işaret oluyor. İş anlatıldığı gibi olunca o'dan başladı, ben'e dayandı. Habere de, haberde de karar kıldı. O haber ise Allah 27.9. Lafzayı celalidir. İş bu haber nüzul yollu bir geri dönüşle ben 27.9 kelimesine dayandı. Böylece ahadiyet ve hüviyet derecesinde bir inniyet yani benlik oldu. Bütün bu anlatılan manaları bir arada topladığımız zaman kalan sırf sade zattan ibarettir. Yukarıda anlatılan üç tecelligah dışında zata yalnız bir vahidiyet tecelligahı kalır ve vahidiyeti ise uluhiyet. Tabir edilir ki bu da vahidiyet mertebesinden ayrılıp gelir. Böylece Allah adını almaya da hak kazanır. Üste geçen ayet-i kerimenin tertibi de anlattığımız manaya delalet eder. Bunu düşün, anla. Şimdi az geriye dönelim de. Burası çünkü çok mühim. Hani Allah ezelde işte bir elmas halketti. İşte ona baktı. O elmas eridi, aktı. Alemler meydana geldi falan gibi izahların en daha anlaşılır şekilde en açık hali burası. İşte Allah'ın o elmas gibi halkettiği şey ahadiyet mertebesinden başka bir mertebe değil. Bütün her şey oradan kaynağını alıyor çünkü. Bunu daha bariz, daha net, daha açık, en güzel şekliyle anlaşılır hali şu, bakın. Cenab-ı Hak amaiyeten ahadiyetine tecelli ettiği zaman oradan iki özelliği, hani bunu sık sık da zaten mevzular oluyor. İki özelliği ortaya çıkmıştı. Birisi neydi? İnniyeti, biri hüviyetiydi. İşte burada da bahsettiği gibi. Şimdi burada mühim olan bu kaynaklar. İnniyetinden insan ve Kur'an. İnniyetinden. Yani insan ve Kur'an'ın kaynağı inni, eneiyeti, benliği yani. Yani kelam yönü, ilim yönü. Yani bak ne kadar ne. İnsan ve Kur'an ilim yönü. Ha, ilim yönüyle çıktı. Yani zuhur kaynağı orası. İnni zatından yani bizatihi. Hüviyetinden de meydana gelen alemlerden evvel Beytül Atik, Beytullah. Alemlerden evvel. Alemlerden evvel. Meydana gelen ilk şey diyelim mi? İlk ev, Beytül Atik. Beytullah yani. Çünkü bak, insanın oturması için evvela bir mekan lazım. İnsan ormana salınmadı. İlk düşünmesi lazım gelen evlendi deniyor ya. Evlendiği zaman bir ev gerekiyor. İşte Cenab-ı Hak ilk kendine ait ilmi yönden zuhurunu, muhabbet ilmi zuhurunu insan ve
hüviyeti yönün insan ve Kur'an, yani aynı manada, hüviyeti yönünden de Beytullah ve alemleri hüviyetinden halketti. Öncelikle Beytullah. Çünkü insana lazım olan oturacağı ev, tecelli edeceği evi idi. Bu evden maksat da özel olarak Beytül Atik simge olarak, genel olarak da Allah'ın tecelli edeceği bütün mevcudat, bütün alemler. Simgesi Beytullah, genel manası da bütün alemler Allah'ın evi sayılır. Yani Beytullah sayılır. Tecelligâhı sayılır. Orası işte nokta, simge, işaret. Diğer alemlerde onun zuhurları, zuhuratlarıdır. Yani her iki yönden bakıldığı zaman işte Beytullah ve Kelime-i Tevhid. Şimdi oraya gelmemiz, orası çok mühim mesele. Çünkü Kelime-i Tevhid'in zuhur mahalli Beytullah. Ecem halindeyken kubbemiz gökyüzü deniyor ya işte. Tabi bütün alemin kubbesi, bütün alem. Çatısı da gökyüzü. Arşı da gökyüzü işte bu alemlerin. Hüviyetinden Beytullah ve Kelime-i Tevhid ve alemler zuhura geldi. Bak burası çok mühim mesele. İnniyetinden de insan, yani Muhammed, manay-ı Muhammed, makam-ı Muhammedi, hakikat-ı Muhammedi, inniyetinden. Kur'an, hakikat-ı Muhammedi ve kelime-i risalet, Muhammedur Resulullah. İnniyetinden. Orada risaletini gösteriyor çünkü. Muhammedur Resul, hakikat-ı Muhammedi, inniyetinden insan ve Kur'an. Yani hakikat-ı Muhammedi ve Muhammedur Resulullah kısmı. La ilahe illallah kısmı hüviyetinden, çünkü bu Allah'ın varlığını belirtiyor. Değil mi? La ilahe illallah, Allah'ın varlığını, hüviyeti, yani zuhur halini, kendi kimliğini belirtiyor. İnniyeti de risaletini belirtiyor. Muhammedur Resulullah da inniyetinden kaynaklanıyor. Burası da ayrı bir sır konusudur. La ilahe illallah. İşte hüviyetinden. La ilahe dendiği zaman, yani bu tarz hüviyeti. İşte onu, Allah dediği zaman inniyeti ver. Yok. Muhammedur Resulullah inniyetine, çünkü risalet hüviyetini açıklıyor. Bu hüviyetini belirtiyor. Risalet hüviyetini açıklıyor. La ilahe illallah'ın ne olduğunu risaletiyle açıklıyor. İşte Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal insan bu mertebede oluşan bir hadise. Bak, Rahman Kur'an'ı talim etti. Nereden talim etti? İnniyetinden, ahadiyetin inniyetinden talim etti rahmaniyeti. Kur'an'ı öğrendi yani. Rahmaniyet evvela Kur'an'ın talebesi, zatın talebesi. İlk talebesi o. İlk kelime-i tevhidi de zikreden o mahal zaten. Böylece olmuş oluyor. İnsanlardan evvel yani. Rahman zatının ilk talebesi. Ve ona emanet edildi sonra işte bütün ilmi ilahi. Allemel Kur'an ve allemehul beyan. Bak, onu beyan etmeyi de öğretti. Yani kendisi öğrendi, bir de öğretmeyi de öğretti ona. Şimdi insan kendisi usta olabilir ama eğitemez. Hayır, eğitemez. Kalfa yetiştiremez. Onun için şimdi hani bir ustalık belgesi veriyorlar, bir de eğitici usta belgesi veriyorlar. İşte o allemel Kur'an. Ve halakal insan ve allemahul beyan. O. Yani beyan etmeyi de öğretiyor. Hem kendisi yapabiliyor, hem de yaptırabiliyor. Yaptırmasını da öğretiyor. Peki ondan sonra...
Hangisinden sonra? Bu derste, kelam dersinden sonra. İşte onlardan sonra onların zuhur mahalli gerekiyordu. Bunlar program olarak meydana getirildi. Oradan sonra vahidiyetine tenezzül ediyor. Vahidiyetinde uluhiyet, ilahlık orada zuhura çıkıyor. Allah'lık vahidiyette ortaya çıkıyor. Onun evvelki ahad. Çünkü mülk yok ki tabii mabut yok ki abid olsun. Evet, abid yok ki mabut olsun daha henüz. Öyle mabut halk ediliyor. Ondan sonra da abid halk ediliyor. Vahidiyet, uluhiyeti ortaya getiriyor. Sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiye, sıfat mertebesi. Bunun tecelligahı rahmaniyet meydana geliyor. Rahmaniyette artık her şey açılmış olarak, zuhurda değil, ilmi ilahide programları yapılmış olarak. Oradan rububiyete latif varlıklar olarak, oradan da melikiyete kesif varlıklar olarak zuhura çıkmış oluyor alemler. Ama bütün tecelliler ileride zuhurda değil mi efendim yani? Bütün tecelliler ileride zuhurda Cenab-ı Hak yani. Bütün tecellilerden önde mi? Zuhurda. Yani bütün tecelliler önde fakat bütün tecelliler aynı anda mevcut yani. Ha, gayb aleminde evet. Tabii hepsi mevcut. Yani. Tabii. Evet. Sırası geldikçe, vakti geldikçe, gelmek kaderi yani. Geldikçe... Yerine göre de uluhiyet, vahiyet, bazen önce geldi. Yetle vahiyet merkezi arasında bir fark var mı? Yani uluhiyet, fark var da, vahidiyet, yani uluhiyet daha önde mi? Evet. Uluhiyet, vahidiyetin de yerine. Şimdi, bir kabulde diyelim, hani itibari bir kabulde uluhiyet, cami ismi olduğundan, Allah cami ismi olduğundan bütün bunların hepsini kapsamını almakta. Yani itibari olarak böyle kabul edildiği zaman. Yani Mekke'nin yerine, Kabe'nin yerine geçiyor burada uluhiyet. Diğer yönüyle Medine şeklinde. Diyebiliriz de, düşünebiliriz de. Bir bakıma özde ahadiyet daha üstte oluyor. Özelliği itibariyle, onda yine bu kitapta şöyle misal vermiş. Şeker kamışını alırsınız diyor. Şeker kamışı, kamış itibariyle şekeri de her şeyde ihtiva etmektedir. Bu bakımdan şeker, şekerden kamış üstündür diyor. İçinde barındırıyor çünkü, oradan meydana geliyor. Ama şekerdir de, o daha üstündür yani. Şimdi, şeker kamışı olarak... Hepsi içinde mevcuttur. Ama onu sıktığın zaman, öz olarak şekeri eline aldığın zaman, o daha yoğunlaşmış olduğundan şeker yönüyle kamıştan üstündür diyor. Evet. Şekerlik yönüyle kamıştan üstündür diyor. Ama kamışta otluk yönü de var, daha başka yönler de var içerisinde. Evet. Şekil var, değişik bir yapısı var. O bakımdan işte... Şekeri de o üretiyor. Ahadiyet de sırf zati dediğin zaman kamış olarak düşünebilirsin ama özü itibariyle şekeri ele aldığın zaman o yönüyle şeker üstündür diyebilirsin. Yani bir yönüyle baktığın zaman ahadiyet üstündür, bir yönüyle baktığın zaman uluhiyet onu kapsamına almıştır diyor. İşte bunları çok iyi bilmek lazım ama tecelli sırasına göre evvela ahadiyet, sonra vahidiyet. Tamam. Vahidiyet mertebesi içinde. Ona sonra da diyemiyoruz. O zaman bir altına geçmiş oluyor. Uluhiyetle vahidiyet aynı şey. Aynı düzenin bir başka ismi diyelim. Yahut izahı diyelim. Evet. Hı? Aynı katta çift daire gibi yani. Bir bakıma. İkisi de geçebiliyorlar. İki daireyi de kullanabiliyorlar. Bir ayrı daire, bir ayrı daire değil. O mesela. Onların zuhur mahalli de rahmaniyet. Arşı da rahmaniyet. Onların altı rububiyet, onların altı melikiyet.
Fakat asıl anlattığımız öz zat, bütün bu anlatılanların hepsinden temizdir. Yani zat, Allah için de zat kelimesi zaman zaman kullanılıyor. Ama uluhiyet mertebesiyle zat, öz zat mertebesi yine ayrı farklı şeyler. Ama işte bu zat mertebesi de bütün varlıklarda hepsinde mevcut. Gerek tümcel olarak, tümden olarak, gerek ferdi olarak. Her bir varlığın kendine ait bir zatı var. O zat mertebesinin tecellisi olarak var tabii. Bu mana şu ayet-i kerime ile daha güzel anlaşılır. Her şeye yaratılış hakkını verdi, sonra hidayet etti. 20'ye 50. Burada bu kadar, burada bu kadar, daha ileriye gidemeyiz. Ehlullah zat bahsi şöyle dursun, ahadiyet bahsine bile engel olmuşlardır. Tabii bunları ortaya çıkarmak pek kolay şeyler değil. Öyle derler eski tasavvufçular. Bu sohbetleri giderler, harabelerde, insanlardan uzak yerlerde, meskun mahallerin dışında konuşurlarmış. Ki avamdan birileri gelip de bunları duymasın diye yanlış yorumlarda bulunmasınlar diye. Allah'lık iddiasında bunlar bulunuyorlar diye böyle bir şeye kalkışmasınlar. Eğer öyle olmasaydı zat üzerinde çok şeyler anlatırdık. İşitilmemiş, görülmemiş tecellilerini söylerdik. Hayretengiz ilahi ve sırf zati yüceliklerden anlatırdık. Anlattıklarımızda ne isim veya resim kalırdı ne de vasıf. Bunların dışında kalanlar için dahi orada bir kıpırdama ve bir giriş hakkı yoktur. Burada bir yine Muhittin Arabi Hazretleri'nin sözünü söylemek gerekiyor. Cenab-ı Hak diyor peygamberlerine kader sırrını açmaz. Ta ki ömrünün sonlarında görevinin bittiği devrelerde kader sırrını açar diyor. Eğer Cenab-ı Hak peygamberlerine kader sırrını açmış olsaydı tebliğ görevlerini yapamazlardı. Yapamazlardı. İşte burada bahsettiği o. Hayretengiz ilahi ve sır zati yüceliklerden anlatırdık. Anlattıklarımızda ne isim veya resim kalırdı ne de vasıf kalırdı. Yani ne mümin kalırdı ne kafir kalırdı. Hepsi kendi yerlerine otururlardı. O zaman kime tebliğ yapacaktın? Senin sorduğun gibi kime yapacağız şimdi diyor. Hani neydi o tebliğ şeysi? Hatırlayamadım burada. Emri bil maruf ne ya? Anil mükeri şimdi nasıl yapacağız biz diyor. Vakti gelince yapacaksın tabii. Yine aynı eskisi gibi yapacaksın. Ama onlara göre yapacaksın, kendine göre değil. Biz manalarımızı kendi gayb anahtarlarını alarak saklı gayb hazinelerinden indirdik. Onları safha safha alır, en güzel ibare ve en ince tabirlerle bu şehadet alemine çıkarırdık. Ve o anahtarlarla akılların kapalı kilitlerini açardık. Açardı ki kul devesi vüsul deliklerinden onun zat cennetine girsin. Kul devesi iğne deliğinden, yani vüsul deliklerinden, vasıl olma, vuslat yollarından girerdi beden devesi diyor, kul devesi. Yani onun nurlar ve zulmetlerle kaplı sıfat verdeleriyle saklı cennetine. Son olarak şu ayet-i kerimeyi okuyalım ve zat bahsini burada bitirmiş olalım. Allah dilediğini nuruna ulaştırır. Allah insanlar için misaller getirir. Allah her şeyi bilendir. 24'e 35. Evet, 16. bölüm, hayat sıfatının bölümü.